Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Muba yayınları Fasikül Soru Bankası 4. Fasikül Platin Test 2 ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar i̇şte ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdaki şekilde bir aracın eşit bölümlerle oluşturulmuş yakıt göstergesinin farklı zamanlardaki durumları gösterilmiştir. Aracın benzin göstergesi şekil 1'deki konumdan 2'deki konuma gelinceye kadar 270 km yol almıştır. Buna göre bu araç tam dolu depo ile kaç kilometre yol alır diye soruyor. İşte bakın birinciden ikinci duruma baktığımız zaman birinci gençler şuradan 1, 2, 3 bölme 270 km yol gitmiş. halde 3 bölmede 270 kilometre yol gidiyorsam toplam gençler 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölme var. 6 bölmede x kilometre yol gitti diyebiliriz. Burada doğru orantı olduğu için içler dışlar çarpımı yapalım. 3x eşittir. 270 çarpı 6'dan x'i bulmak için her iki tarafı 3 ile sadeleştirirsem 270'i 3'e böldüm 90 kaldı. 90'la ile 6'yı çarparsak x'in değeri 540 kilometredir. Demek ki tam dolu olsaydı 540 kilometre yol giderdi diyoruz. Ve A seçeneğini işaretliyoruz. i̇kinci yani soruyla devam edelim. Yukarıda verilen 240 metre uzunluğundaki tel 3, 4 ve 5 ile orantılı paylaştıracaktır. Orantılı demek doğru orantılı demek. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde tel parçaları doğru olarak verilmiştir? 3 ile paylaştıran gençler 3K, Diğeri 4K, diğeri de 5K şeklinde düşüneceğiz. 3K artı 4K, yani 3'ün katı, 4'ün katı ve 5'in katını toplarsam 240 metre eşit olacak. 3, 4 daha 7, 5 daha 12. 12K 240 sa bir tane K'yı bulabilmek için 240'ı 12'ye bölersek K'nın değeri 20'dir gençler. E K 20 ise 3K demek 3 çarpı 20'den 60 metre olacak en küçüğüm. 4K gençler 4 çarpı 20'den 80 metre olacak. 5K'da da 5 çarpı 20'den 100 metre olacak. Verilenlere baktığımız zaman daha yazalım. 60, 80 ve 100 olacak diyoruz. 60, 80 ve 100'ü A seçeneğinde işaretliyoruz. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki şey, şekilde bir şehrin bir bölüm evet, bir bölü 200 bin ölçekli haritası verilmiştir. Bu haritada A ve B noktaları arasındaki uzaklık 15 santimetre ise A ve B şehirleri gerçekte kaç kilometredir diye sordu. Gerçekten ölçek biliyorsunuz haritadaki uzunluğu gerçek uzunluğa oranlıyorduk. Hadi ölçek 1 bölü 200 bin ise harita üzerinde 15 santimetreydi. Gerçeklikini bilmiyorum. Gerçi x dersem içler dışlar çarpımı yapıyorum. x eşittir 15 çarpı 200 binden. Evet buradan x'i 15 ile 2'yi çarparsak 30. 1, 2, 3, 4, 5, 0 ekliyorum. Gördüğünüz gibi 300, 3 milyon santimetre oldu. bunu gençler kilometreye çevirirken 5 tane sıfır sileriz. 1, 2, 3, 4, 5, 0 gider. Ve gerçekte 30 kilometre olduğunu söyleriz. 30 yanıtı da Ceyhan seçeneğinde doğru yanıt olur deriz. Tarçınlı kek için kullanılacak malzeme listesi aşağıda verilmiştir. Bulem 30 kişilik bir sınıftaki arkadaşları için annesinden tarçınlı kek yapmasını istiyor. E buna göre Bulem'in annesinin kullanması gereken toplam yumurta sayısı ve yumurtaların dışında kullanılan malzemelerin toplam kütlesi aşağıdakiler hangisidir diye soruyor. Gençler öncelikle bakın 6 kişilik tarifi bu 30 kişi ayarlayacağız. Şöyle düşünelim. 30 kişi diyeceğim. 30 kişi gençler altının 5 katı olduğu için buradaki tüm malzemeleri 5 ile çarpacağız. O halde 3 kere 5'ten 15 tane yumurta olması gerekiyor. Diğer tüm malzemeleri gençler 5 ile çarpalım. 200 çarpı 5'ten 1000 gram şeker gerekiyor. 100 çarpı 5'ten 6 6 yazıp sonunda toplayacağım. 500 gram. E, gençler yağ gerekiyor. 30 çarpı 5'ten 150 gram tarçın gerekiyor. E, 400 çarpı 5'ten 2000 gram un gerekiyor. Bu da 70 çarpı 5 diyelim. 350 gram gençler vanilya gerekiyor. Bunları toplarsak gençler 0, 5, 5 daha 10 elde var 1, 5, 6, 9, 1 de elde 10 elde var 1, 2, 3, 1 de elde 4. 4000 gram olur gençler toplam yumurtaların dışında kütle diyoruz. O halde 15 yumurta ve 4000 gram seçeneğini Ceyhan seçeneğinde işaretliyoruz. Evet, aşağıdaki doğrusal grafiklerinden birincisinde kabuklu fındıktan elde edilen iç miktar, iç fındık miktarı, ikincisinde ise iç fındıktan elde edilen fındık yağı miktarı gösterilmiştir. Buna göre 8 kilogram kabuklu fındıktan kaç kilogram fındık yağı elde edilir diyor. Arkadaşlar burada 8 kilogram kabuklu fındıktan önceki grafiğe baktığım zaman 4 kilogram kabuklu fındıktan 3 kilogram iç fındık elde ediliyor. iç fındık olarak yazalım. halde 8 kilogramdan x kilogram diyorum. İçler dışlar çarpımı yapar. 4x eşittir. 8 çarpı 3 olur. İki tarafı şöyle yazayım. 4'e bölersem 8'i 4'e böldüm. 2, 2 kere 3'te 6 kilogram iç fındık elde edilir. İkinci grafitte gerçi 3 kilogram iç fındıktan 2 kilogram yağ elde ediliyor. Normalde 6 kilogram iç fındıktan x kilogram yağ elde edilir diyelim. İçler dışlar çarpma yaparsam 3x 6 çarpı 2 demektir. Yani 3x gelişler 12 ise x'in değeri 4'tür. 4 kilogram yağ elde edilir deriz. Ve denizli seçeneğini işaretleriz. 6. sorumuzda 18 santimetre uzundaki bir mum yakıldıktan 8 saat sonra eriyerek boyu şekildeki gibi olmuştur. Buna göre aynı kanlıkta ve aynı özenekte 3. şekildeki verilen mum yakıldıktan kaç saat sonra 4. şekildeki duruma gelir diye soruyor. Gençler şekil 1 ve 2'ye baktığımız zaman aradaki fark gençler 4 santimetre. Yani 8 saatte 4 santimetre erimiş. İkinci şekilde 3 ve 4'e baktığımız 6 santimetre. Hadi şöyle diyelim sevgili gençler. 8 saatte 4 cm eridiyse 8 saatte 4 cm eridiyse evet, X saatte 6 santimetre erir diyorum. Buradan içler dışlar çarpımı yaparız. 4x 8 çarpı 6 her iki tarafı 4'e bölelim. 8'e 4'ü sadece 2 kaldı. 4'ler gitti. x eşittir 2 çarpı 6'dan 12 saatte evet gençler ne olur? 12 saatte 4. duruma gelir diyoruz. Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Evet 7. sorumuzda aşağıdaki tabloda bazı cisimlerin gerçek boyu uzunluğu ve proje, e, projedeki boy uzunluğu verilmiştir. Buna göre ütü masasının gerçek boyu kaç santimetredir? Halde yani, proje projedeki boyunu gerçek boyuna oranlarsam yani 0 tam, 8 bölü 9 diyorum. Bu da 0 yüzde 4 bölü x şeklinde yazabiliriz. Buradan gerçek içler dışlar çarpımı yapar. 18 çarpı x 9 çarpı 0 yüzde 4 olur. Her tarafı sıfırtan yüzde 18'e bölelim. arkadaşlar e, virgülden kurtarmak için kesrimizi yüzde genişletirsem paydada 18 olur. Pay kısmında da gençler 9 çarpı 0 tam yüzde 4 yüzde genişletirsem 4 olur. Ben şöyle yaparım 9 18 sadece 1 2 4'ü 2'ye böldüm. 2 metredir gençler gerçek boyu ve Ceyhan seçeneği de doğru yanıt olur deriz. Bu sorumuzda aşağıdaki şekilde bir cep telefonu şarj oranı ve kalan kullanım süresi verilmiş. 30 iken gençler 6 saat kullanılacak. Buna göre bu e, telefon şarjı tam doluyken yani yüzde %100 iken kaç saatte gider diyoruz gençler. X saat dersem 30 X 6 çarpı 100 yapar. Her iki tarafı 30'a bölelim. 6'ya böldüm. 1, 6'ya böldüm. 5. 100'ü 5'e bölersek 20 saat gider gençler tam doğruyken diyorum ve 20 yanıtını denizli seçeneğinde işaretliyorum. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.